Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melis ile Yaşama Dair hoş geldiniz. Bugün stüdyolarımızda çok değerli bir konuğu ağırlayacağız. Kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Musa Bulut'la beraberiz. Kendisi aynı zamanda bütüncül tıpla da ilgileniyor. Bu kısım da benim çok ilgi alanıma giriyor. Şöyle kalp krizini, göğüs ağrısını, nefes darlığı gibi şikayetler bu ara çok fazla olduğu için bunları konuşacağız. Çarpıntı, ritim bozuklukları ve tansiyonu da mutlaka ekleyeceğiz. Vaktimiz kalırsa, ki kalsın istiyorum açıkçası, biraz da bütüncül tıpın içerisinde beslenmeyi özellikle konuşacağız. Sizin de hocamıza sorularınız varsa numaramızın WhatsApp kısmını kullanıp sorabilirsiniz. Program boyunca da alt bant olarak kalacaktır. Şöyle baktığımız zaman sağ alt tarafta numaramız her zaman için mevcut. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, sizi Melis ile Yaşama Dair de ilk defa ağırlıyoruz. Sizin ağzınızdan sizi şöyle bir tanıyalım, sonra programımıza geçeriz. Tabii ki. Öncelikle ben Malatya'dan geldim. 11 ilimizi etkileyen büyük bir felaket yaşadık. Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara da Allah sabır versin, yaralılara Allah şifa versin diye başlayalım. Ben Elazığlıyım, Karakoçasın ilçesinden. İlk ve orta öğretimi orada tamamladım. Liseyi Elazığ Lisesi'nde okudum. Tıp Fakültesini Cerrahpaşa'da okudum. Uzmanlığımı Fırat Üniversitesi'nde yaptım. Zaten hayatım çoğu Elazığ'da geçti, memleketim. Deprem vesilesiyle olsa bile, yani kötü bir olay oldu biliyorsunuz. Ondan sonra buraya geldik. Şimdi inşallah hemşerilerime hizmet vermeye başladım. Özel Medlines Hastanesi'nde. Evet. Burada göreve başladık. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Bence bize çok büyük kazanımlardan bir tanesiniz ve iyi ki sizin gibi bir hekim Elazığ'a geldi. Burada şifa dağıtmaya başlayacaksınız. Yeni bu hafta mı başladınız hocam? Çok teşekkür ederim. İki hafta oldu. Elleriniz şifa dağıtsın hocam. Hayırlı uğurlu olsun diyelim sizler için ve bizler için de şifa olsun. Şimdi hocamız kardiyoloji uzmanı ama aynı zamanda dediğim gibi bütüncül tıpla da ilgilendiği için bence bu programı böyle can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor ve mutlaka aklınızda sorular varsa bizlere eşlik edin, sorabilirsiniz. Ve kaçıranlar YouTube üzerinden tekrarlarımızı mutlaka seyretsinler diyeceğim. Şimdi özellikle Covid'den yeni çıktık. İnşallah bitmiştir diye düşünüyoruz ama Covid'in devamı olarak hep kalp krizleri gündemde. Belki de denk geldi. Ben de zaten hocamıza soracağım. En çok size gelen şikayetleri de zaten programa girerken sıralamıştık. Bunlar en çok hocama bu ara giden şikayetlerden. Ve kalp krizi çok konuşuluyor, çok gündemde. Covid'le ilişkili midir? Bunu soracağım. Ve özellikle genç yaştaki erkeklerde bu ara sık duymaya başladık. Değerli hocam, kalp krizini açalım istiyorum. Bir de çok güncel ve gerçekten ciddi merak edilen konulardan bir tanesi. Siz kalp kriziyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani evet, herkesin bildiği gibi ölümlerin en sık nedeni kardiyovasküler olaylardır. Kalp krizi ne demek? Kalbi besleyen küçük damarların tıkanmasıyla, aniden tıkanmasıyla oluşan bir durumdur ve hayatı tehdit edici bir hastalıktır. Gençlerde olabiliyor, yaşlılarda, herkeste de olabilir. Tabii beslenme tarzı korunmak için çok önemli. Genetik faktörler var. Sigara çok önemli, kilo çok önemli. Covid'de evet, gerçekten vakalarda inanılmaz bir artış oldu. Covid bakterisiyle, virüsüyle beraber damarlarda pıhtılaşma çok gördük. Aslında kalp kriziyle beraber akciğer pıhtısı da çok fazla oldu. Yani damarların içi kendi kendine pıhtılaşmaya başlıyor ve siz durup dururken akciğere pıhtı atmayla karşılaşıyorsunuz. İşte kalp kriziyle karşılaşıyorsunuz. Beraberinde aşı olanlarda da bunu çok gördük. Krizler arttı. Ayrıca miyokardit, yani kalp kasının iltihabı dediğimiz olay da çok sık karşılaştığımız bir olay. Burada kalp yetmezliği gelişiyor. Aslında bu risk bütün viral hastalıklarda var. Yani sizin savunma sisteminiz virüse saldırması gerekirken kafası karışıp başka organlarınıza saldırıyor. Beyninize saldırabilir, kalbinize saldırabilir, kaslara zaten saldırıyor biliyorsunuz, eklemler falan ağrıyor. Yani burada neye dikkat etmek gerekiyor? Neden kafası karışıyor savunma sisteminin? Neden virüse saldırması gerekirken bize saldırıyor? Hı hı. İşte burada beslenme, yaşam tarzı çok önemli. Doğru beslenen, yaşam tarzı iyi olan insanların savunma sisteminin kafası karışmıyor ve hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Öyle değil mi?
O zaman hocam hemen kalp krizine geleceğim. Çünkü şimdi sizin özellikle bütüncül tıpla ilgilenmeniz benim için çok çok elzem hocam. Çünkü ne kadar alanı genişletirsek ortaya o kadar güzel neticeler çıkar. Şimdi kalp krizinin altındaki yanlış beslenmeye dayanan sebepler neler o zaman? Evet. Şimdi tabii biliyorsunuz şeker hastalığı çok önemli. Şeker hastalığı başlı başına damarı tıkatan bir olay. Yani damarın içinde bir plak oluşuyor. Kireçlenme diyoruz biz, değil mi? Şeker hastalığında o plak daha fazla oluyor. İşte yanlış beslenme, değil mi? Kilo alımı, sedanter yaşam, yani hareketsiz yaşam, spor yapmamak. Eskiden insanlar yani nasıl söyleyeyim 100 gramlık bir tereyağını eritir içerlerdi, değil mi? Giderdi tarlada çalışırdı bir saat. Eritirdi. Ama biz şu anda yediğimizi eritemiyoruz. Her tarafa arabayla gidiyoruz. Yürüyüşü yapmıyoruz, değil mi? Evet. Her şeyin makinesi var. Yani elle yıkasan bir çamaşırı bir spordu mesela, değil evet, mi? Evet. Eskiden insanlar zayıftı, fitti. Şimdi konfor arttıkça kilo artmaya başladı. Genetik faktörler biliyorsunuz, değil mi? Hı-hı. Hani anne babada olması sizde bir risk faktörü olduğunu gösterir. Ama her şeyi genetiğe bağlamak yanlış. Benim genetiğimde var, ben damarım tıkanacak, kalp krizi geçireceğim. Öyle bir şey yok. Bakın, ben her zaman söylerim. Genetik silahı doldurur. Doğru değil mi? Evet. Ama tetiğe sen basarsın. Yani bununla ilgili benim bir paylaşımım da var, bir anekdot vereyim. Kader gibidir. Şimdi kader silahı doldurur, değil mi? Evet. Ama tetiğe sen basarsın. Öyle değil mi? Her şeyde kaderi suçlamamak. Yaradan'ı suçluyoruz ya böyle, hani bizim başımıza bir şey geldiği zaman kader. Ama sonuçta senin yaptığın yanlış bir şey seni bu hale getirdi. Kalp krizinde de öyledir. Eğer genetiğinde varsa daha doğru yaşamalısın. Beslenmene çok dikkat etmelisin. Sigara içmemelisin, kilo almamalısın, spor yapmalısın. Ve doğru beslenmelisin. Evet. Şimdi hocam spor yapmamız gerektiğini, belirli alışkanlıklardan, yanlış alışkanlıklardan uzak durmamız gerektiğini vesaire vesaire biliyoruz da toplum olarak bence bilmediğimiz evet. ve yanlışta ısrarcı olduğumuz nokta beslenme noktası. Şimdi değerli hocam beslenmeyi ben uzun uzadıya konuşacağım ama kalp krizinin belirtilerinden de biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü evet. ciddi ciddi özellikle erkekler, genç yaştaki erkekler arasında görülmesi de insanı rahatsız ediyor. Yani şu ara çok fazla görmeye başladık. Kişiler hocam hangi belirtiler hasıl olduğunda kalp krizi geçirdiklerini anlayabilirler mi bilmiyorum. Dışarıdaki evet. biri anlayabilir mi? Belirtilerinden bahsedelim. Yani birkaç belirti var. En fazla biliyorsunuz bilinen sol göğsün sol tarafında yaygın baskı tarzında bir ağrı olması lazım. Yani ben onlara ezici tarza veya taş üzerine koyar gibi sıkıştırma diyorum. Ve yaygın olması gerekiyor. Hani polikliniğe batma, işte tek taraf, hasta parmağını gösterip buram ağrıyor diyorsa genelde kalple ilgili olmuyor. Kalp bir daha ağrısı. Söyler misiniz hocam? Hasta, parmağını bastırıyorsa? Ya hasta parmakla gösteriyor, buram ağrıyor diye. Ha, tamam. O genelde kalp olmuyor. Kalp ağrısı yaygın baskı tarzında olur. Bazen sol kola yayılır, yayılmak zorunda değil. Bazen çeneye yayılır, yayılmak zorunda değil. Bazen sırta yayılır, yayılmak zorunda değil. Bazen mide problemleri. Ya bakın bir kardiyolog var, midesi ağrıyor diye 3-4 gün boyunca mide ilacı kullanmış, 3. gün kalp krizi geçirip vefat etmiş. Ve kardiyolog. Yani mide problemi olup mide ilacı kullanıp doktora gitmeyen bir sürü hastada da kalp krizi görebiliyoruz. Niye? Kalbin alt tarafını besleyen damar tıkanınca mide belirtisi oluyor. Üst tarafını tıkayan damar tıkanınca başka bir şey oluyor. Ama hastayı sıkar, yani mide de olsa sıkıştırır. Ve eforla artar, dinlenmekle geçer. Bu çok önemli. Yani hasta istirahat halinde göğüs ağrısı varsa, hani çoğu zaman kalple ilgili olmuyor. Merdiven çıktım, göğsüm ağrıdı, dinlendim, geçti. Klasik bir kalp ağrısı. Veya yemek yedim, yemekten sonra göğsüm ağrıdı, sonra geçti. Yani efor sarf ettiren durumlarda ağrı artıyorsa ve dinlenmekle geçiyorsa, burada daha çok kalp düşünürüz. Peki hocam, kalp krizinden kişi kalp krizi geçirdiğine mesela ağrıları başladı diyelim ki
hemen zaten bir doktora başvurmalı ama yani ondan önceki süreci de ne olmalı? Şimdi biz birçok şeyi göz ardı ettiğimiz için söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani benim aklım hala şeyde kardiyoloğun mide ağrısıyla beraber 3 gün boyunca mide ilacı çok kullanıp da evet mi? Benim aklım orada kaldı. Yani ne önerirsiniz hocam özellikle bu eforla beraber şikayeti olanlara, yemeyle beraber şikayeti olanlara? Şimdi zaten bir kere şunu söylemek lazım. Hiçbir şikayetin yok değil mi? Hı hı. Ailende kalp hastası var. O zaman 30 yaşından sonra senede bir defa kardiyoloğa görün. Varsa bir şey önceden belli olsun. 40 yaşından sonra daha sıklıkla gelmek gerekiyor. Sorunuz neydi tam olarak? Şimdi bu şikayetleri gösteren kişilerin özellikle izlemesi ne yapması gereken... Evet. Zaten sizin vesilenizle hangi göğüs ağrısının kalple ilgili olduğunu söylemiş olduk, hı hı, burada. Yani hastanın batıcı tarzda göğüs ağrısı varsa kalbin alt tarafında genelde mide gaz şişkinliği problemleriyle beraber oluyor. Reflü gastrit kalbi çok taklit edebiliyor. Önceden böyle bir şikayeti olanlar vardır belki. Ama benim bahsettiğim gibi şişkinlik, baskı tarzında yaygın bir ağrınız varsa kesinlikle hemen acile gitmeniz lazım gece 3'te olsa bile. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Ve ölen kalp hücreleri yerine gelmiyor. Yani damar tıkandığı zaman oranın beslediği alan ölüyor ve hareketsiz kalıyor. Yani siz krizden kurtuluyorsunuz, bu sefer kalp yetmezliğiyle boğuşmak zorunda kalıyorsunuz. Ve ömür boyu ilaca mahkum olmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden çok önemli. Mesela hastalar geliyor bazen, hocam kalp krizi geçirdim, damarım stent takılı. Aa çok güzel ya, hiç etkilenmemiş. Hocam hastaneye çok yakın bir yerdeydim. Hemen gittim, damarım açıldı, hiç zaman kaybetmedim. Diğeri geliyor, kalp yetmezliği ne oldu? Ciddi bir kalp krizi geçirdim. Ne oldu? İşte ilçedeydim, köydeydim, umursamadım, geçer dedim. Bir gün sonra gittim, kalp kriziymiş. O sırada canlı hücreler hepsi öldü. Şu andaki teknolojide kalp hücreleri yenilenmiyor. Beyin hücreleri yenilenmiyor. O yüzden felçler düzelmiyor değil mi? Hmm. Bunun gibi bu hücreler yenilenmiyor. Ama işte cilt yenileniyor, tırnak yenileniyor, saç yenileniyor. Yani hücre vücutta yenilenebilir ve yenilenemez hücreler var. Kalp onlardan biri. Şu andaki teknolojide kalp hücreleri yenilenmiyor ne yazık ki. O yüzden onları korumak için şüpheli gördüğümüz göğüs ağrısına hemen acile koşmalıyız. Evet, evet hocam bu çok çok önemliydi. Hocam kalp krizi geçirip de düzelen kişilerin artık yaşam tarzı nasıl olmalı? Yine beslenmeyle ilgisini soracağım. Mesela bu tür insanların sizin felsefenizde de özellikle tuzdan ve şekerden uzak bir beslenmeyle işte belirli periyotlarda sporlarla mı artık desteklemesi lazım? Yani kalp krizi geçiren kişi hocam diğer normal insanlara göre bir daha kalp krizi geçirmeye daha mı çok eğilimlidir? Evet, kesinlikle. Şimdi hastaya şunu söylüyorum. Sen böyle yaşadın, damarın tıkandı. Demek ki yanlış yaşadın. Şimdi sen damarın tıkandı, stent taktırdın, ilaçlarını kullanıyorsun ve böyle yaşamaya devam ediyorsun. Bir daha tıkanacak. O ilaçlar seni sadece kalp krizi geçirmeni engeller. Ama damar tıkanıklığını engellemez. Ha ne diyeceğiz o zaman? Ben yanlış yaşamışım. Artık böyle yaşamam lazım. Değil mi? Bunu söylememiz, hı hı, gerekiyor. Bunu yapmak lazım. Nedir? Eskiden sedanter yaşamımız varsa mutlaka hareketli bir yaşama dönmemiz gerekiyor. Beslenme. Yani etin şeklinden, tereyağından, zeytininden, her şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Doğal beslenmek gerekiyor. Ben aslında beslenmeye girerken şunu söylemek istiyorum. Yani bütün kardiyologlar gibi et yeme, tereyağı yeme, yumurtanın sarısını at beyazını, öyle şeyler söylemiyorum kesinlikle. Ben doğal olan her şeyi yenmesi taraftarı. Bana göre Gedoğlu bozulmuş, yani genetiği bozulmuş gıdalardan uzak durmamız, zaten paketli çikolata, bisküvi, gofret bunlar herkes biliyor zaten. Bunlar anlatmama gerek yok. Bunlar yenmemesi, kola, içilmemesi gereken şeyler. Ama biliyorsunuz sizle daha önce biraz konuştuk program öncesi. Herkesin doğru bildiği yanlışlar var. Mesela ben et yerken hastalara şunu söylüyorum. Gezsin, dolaşsın, kuzu keçi kemikli et yiyin diyorum. Mesela tereyağı yiyecek, marketten tereyağı almayın diyorum. Bildiğiniz bir yerden otlayan hayvan, orijinal tereyağı alın kullanın diyorum. Bunun ne zararı olabilir? Artı zeytinyağı soğuk sıkım, değil mi? Soğuk, hı hı, sıkım olması gerekiyor. Ve sızma olması lazım, Riviera değil. Ben neye karşıyım? Ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve margarine karşıyım. Hani
Bu ilk ay şeyler ya reklamlar ilk çıktığı zaman işte hafif mafif bir sürü reklamlar falan yapıldı ya. Hı hı hı. Kesinlikle yüksek ısıda sanayide elde edilen yağların hepsi toksiktir. Soğuk sızma dememin nedeni nedir? Isıya maruz kalmıyor. Kalmıyor ve soğuk sızma. İşte taş değirmende öğütüleni var bilmem neyi var ama soğuk sızma olması gerekiyor. Bu sadece onda değil, pekmezde de geçerli. Bir şey kaynatılıyorsa toksik yük oluşuyor demektir. O yüzden zeytinyağında buna dikkat etmek gerekiyor. Sanayi yağların hepsi zararlı. Bizim senelerce tereyağımızı kötülediler. Hep bunları bize verdiler sağlıklı olarak. Öyle değil mi? Evet. Kesinlikle önermiyorum. Evet. Değerli hocam peki kalp spazmı kavramı da karşımıza çıkıyor. Kalp spazmı dediğimiz nedir? Ve kalp kriziyle ilişkisi var mı? Evet. Aslında kriz öncesi bir belirti diyebiliriz. Hmm. Ama bazen krizle alakası olmadan da spazm geçirebilirsiniz. Mesela çok üzülmüşsünüzdür, strese girmişsinizdir. Değil mi? Damarlar açık. Bunlar bize geliyor, EKG bozuk. Bazen kan değerinde troponin dediğimiz kalp kriziyle ilgili değer de bozuk oluyor. Anji yapıyoruz, damarlar açık. Nasıl açıklayabiliriz? Değil mi? Hı hı. Damar strese kendini kasıyor. Kastığı zaman damar tıkanıyor. Öyle değil mi? Ve spazm geçiriyorsunuz. Aslında orada gerçek bir damar tıkanıklığı yok. Ne yapmak lazım? Stres yönetimini iyi yapmak lazım. Bazen bunların damarlarının işte kasılmasını engelleyen ilaçlar veriyoruz. Dil altı spreyler veya haplar verebiliyoruz. Bayanlarda bu kalp spazmları daha fazla oluyor. Biliyorsunuz işte stres sıkıntı onlar daha fazla, iş yükü daha fazla olduğu için. Peki hocam niye erkeklerde daha çok kalp krizi var? Evet, aslında spazmlar bayanlarda fazla değil mi? Evet. Ama yani... erkeklerde. Aslında kadınların şöyle bir şansı var. Östrojen ve progesteron hormonu kalp koruyucu. Hmm. Bir de çocuk doğurduğu zaman, hamile kaldığı zaman çocuk hamileyken anneyi onarıyor. Böyle bir mucize var. Anne işte menopoza girdikten sonra kalp hastalığı daha fazla oluyor. Yani siz hiç gördünüz mü 30-40 yaşında kalp krizi geçiren bayan? Çok az. Ama erkek çok, evet, gördünüz. Vallahi hocam kadın hiç kalp krizi geçiren kadın duymadım. Heh. Yani genç yaşta i̇şte ama erkek... progesteron, östrojen, koruyucu. Menopozdan sonra bayanlar da o potaya giriyor. Çünkü östrojen, progesteron bitiyor. Zaten hocam mesela o potaya giren bayanlara baktığımız zaman da artık hayli kilo aldıkları döneme de denk geliyor. Zaten hastalıkların altında hep obezite yok mudur? Evet. Değil mi? Evet, kesinlikle. Hocam şimdi... Bayanlarda da daha çok tiroid problemleri. Yani erkeklerde kalp krizi daha fazla değil mi? Evet. Bayanlarda da daha çok tiroid problemleri ön planda. Bayanların da kendini hastalık, işte meme kanseri erkeklerde pek çok az görülüyor mesela. Bayanlarda daha fazla görülüyor. Evet. Ya hocam sizinle ne konuşsak ne konuşmasak yani o kadar alan geniş ki. Gerçekten hocam dediğim gibi inşallah Cemile Hanım ayarlasın da her hafta sizi konuk olarak alalım. Şimdi hocam size çok gelen şikayetler arasında zaten göğüs ağrısı, nefes darlığı. İsterseniz bunları beraber de işleyebiliriz, tamam, hocam. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bunları beraber de geçebiliriz. Şimdi unuttuğum bir konuyu söylemek istiyorum. Hı, buyurun hocam. Şimdi özellikle genç erkeklerde kalp krizinde veya stent taktım tekrar tıkaldım mutlaka diş problemine dikkat etsinler. Diş iltihabı kalp krizi, damar tıkanıklığı yapabiliyor ve bu kanıtlandı. Bununla ilgili yayınlar var. Benim Instagram adresimde zaten bunları yazdım. Şöyle yapmışlar. 30 yaşında genç bir erkek kalp krizi geçiriyor. Diyabet yok, hipertansiyon yok. Sigara içmiyor, ailede kalp krizi problemi. Bu hasta niye kalp krizi geçirdi diye merak etmişler. Böyle bir çalışma yayınlamışlar. Sonra otopsi yapmışlar. Otopside tıkalı damarı bulup çıkarmışlar. Mikroskop altında incelemişler. Ve ne çıkmış biliyor musunuz? Diş bakterisi çıkmış. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi bu çok az bilinen, kardiyologlar arasında da çok az bilinen bir konu. Diş problemlerini çözelim, uzun süren iltihapları mutlaka düzeltelim. Yoksa o tekrar gelip damar tıkanıklığı yapabiliyor. Bu da çok yeni ve taze bir bilgi. Evet. Bu arada nefes darlığı ve çarpıntıya gelelim. Hı hı. Onu unutmuştum, çok önemli. Tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi nefes darlığı ve çarpıntı o kadar çok fazla ki
Yani nefes darlığı nedeni kalp olabilir, akciğer olabilir, alerji olabilir değil mi? Hı hı. Astım olabilir. Sadece şişkinlik, gaz problemi bile nefes darlığı yapabilir. Nasıl? Kalbi sıkıştırarak. Değil mi? Yani alttan bir balon şişirin, yukarı doğru çıksın. Ne yapar? Kalbi ve akciğeri göğüse hapseder ve nefes almanızı engeller. Çarpıntı çok fazla karşılaşıyoruz. Nedir? Bayanlarda en büyük neden demir eksikliği anemisi. Nedir zaten? Hani erkeklerde pek anemi olmuyor. Niye? İşte adet dönemi bayanlara özgü olduğu için kan kaybı fazla oluyor ve yerine konamıyor. Demir eksikliği hem çarpıntı hem nefes darlığı yapabiliyor. Tiroid problemleri mutlaka çarpıntı sırasında sorgulamak gerekiyor. Burun tıkanıklığı, bakın alerjik rinit, septal deviasyon. Ben hastaların mutlaka burunlarını kontrol ediyorum. Çünkü ritim bozukluğu yapıyor. Hastaların burunlarını açtığımız zaman hastaların ritim bozukluğu düzelebiliyor. Horlama en büyük çarpıntı nedeni. Özellikle erkeklerde uyku apne sendromu diyoruz. Geceleri horlayıp horlayıp nefesin aniden durması. İnanılmaz bir ritim bozukluğu yapıyor ve ciddi olanlardan atrial fibrilasyon dediğimiz ciddi bir ritim bozukluğu yapıyor ve ileride beyine pıhtı atmasına bile neden olabiliyor. Yani felç yapabiliyor. Allah korusun. Evet. Damar tıkanıklığı zaten kalbin kendi hastalığı da ritim bozukluğu yapabiliyor. Şimdi benim prensibim şu. Nedenini bulup onu düzelt. Yani ben bir hasta geldiği zaman, çarpıntıyla geldiği zaman al sana bu ilacı git değil. Mutlaka nedenini bulmam gerekiyor. Kök nedenini bulduktan sonra onu düzeltirseniz ilaçtan da kurtarabilirsiniz. Ama siz eğer onun kök nedenini bulamazsanız bastırıcı tedavi verirseniz ömür boyu o ilacı kullanır ve neden olduğunu bilemez. Hocam şimdi çarpıntı ve böyle ritim bozukluğunu biz çok da ayıramıyoruz. Sanki böyle çarpıntı eşittir ritim bozukluğu gibi gelir. Aradaki fark nedir? Evet. Şimdi ritim bozukluğu olması için kalple ilgili olması gerekiyor. Ama çarpıntı heyecan, stres değil mi? Kansızlık. Mesela kansızlıktaki çarpıntı ritim bozukluğu değildir. Ve masum bir çarpıntıdır. O yüzden orada da kansızlığı düzeltirsek ritim bozukluğunu düzeltmiş oluyoruz. Ritim bozukluğu farklı formları var. Yani hafif, orta, ağır. Operasyon gerektirenleri var. İlaç gerektirenleri var. Hiçbir tedavi vermediklerimiz var. Bazen de hastada çarpıntı oluyor ama kalple ilgili hiçbir problem yok. Kansızlığı yok, tiroid problemi yok. O zaman nedir? Panik atak diyoruz buna da. Panik atak tamamen psikolojik bir problem değil mi? Evet. Onlar da çarpıntıyla geliyor. Kalp krizi geçiriyorum diye geliyorlar hocam, evet, değil mi? Ama ölüyorum kalp diye. Problemi yok. Ama bunu hastaya inandırmak çok zor. Yani hekimin burada gerçekten hastayı rahatlatıcı, psikolojisini düzeltici bir şey ve hastayı panik atakla gördüğü hastaya gereksiz teşhisler koymaması gerekiyor. Çünkü her koyduğu teşhiste hasta daha fazla morali bozuluyor. Ben o hastalara ciddi olmayan şeyleri söylemiyorum mesela. Hocam şimdi çarpıntıyı biliriz. Hani deriz ya sanki böyle bir kuş var, evet, böyle hızlı çarpar. Kişi kendinde ritim bozukluğu olduğunu böyle kalp çarpıntısında bir farklılık hissedebilir, evet, mi? Nasıl anlayabiliriz? Hı-hı. Eğer hızlı atıp ve düzenli atıyorsa korkmamak gerekiyor. Daha çok düzensiz tak tuk tak tuk, yani düzensiz atmak. Yani nasıl şöyle. Yani böyle düzensiz atmalar. Mesela hastanın kalp hızı hep böyleyse, değil mi? Çarpıntı var ama hep düzenli. Bundan çok korkmak gerekmiyor. Hı hı. Ama yine de mutlaka bir kardiyoloğa gidip hani bu önemsiz bir çarpıntıdır demesini duymamız gerekiyor. Ben sadece burada hani nasıl faydalı olabiliriz? Bunları sadece böyle pratik bilgi olarak sunuyorum tabii. Evet. Değerli hocam şöyle. Bu arada ritim holter dediğimiz bir cihaz var biliyorsunuz. Bir gün takıyoruz hastaya. Çünkü hasta muayene gereken çarpıntısı yok. Hocam benim şu anda çarpıntım yok ama beni çok rahatsız ediyor. Diyor değil mi? Biz de bir kayıt cihazı takıyoruz. Bir gün boyunca üzerinde kalıyor. Günlük ne yapıyorsanız aynı şeyleri yapın diyorum. Hatta tetikleyin, çay için, kahve için, sigara için. Bunlar çarpıntıyı tetikler bu arada.
Ki olsun ben de yakalayayım diyorum. Onu bilgisayara koyup 24 saat boyunca ne olmuş ne bitmiş hepsini takip ediyoruz ve ciddi bir şey var mı orada da bir teşhis koyuyoruz. Ama ritim bozukluğunun altında nefes alamamak da yatıyor dediniz değil mi hocam? Nefes darlığıyla beraber nefes olursa darlığıyla. Kalpten daha çok şüphelenmek gerekiyor. Hocam bir iki mesajımıza da şöyle bir bakayım. Hocam ilimize hoş gelmiş. İnşallah kendisinden çok insanlar faydalanır. Eski Karakoçan ilçe spor müdürüyüm. Kendisine başarılar dilerim demiş. Biz de selamlarımızı yollayalım. Anjiyo oldum. Damarım %21 tıkalı. 3 yıldır ekoprin kullanıyorum. Bırakmak istiyorum. Nasıl bırakacağım? Çok geçmiş olsun. Evet. Şimdi %20 damar tıkanıklığı ciddi bir damar tıkanıklığı değildir. Şimdi biz bu hastaya anjiyo yaparken stent ve balon işlemi yapmıyoruz. Bunu yapmamız için %70'in üstü olması gerekiyor. Yani %50 tıkalı olsa bile %50'si açık demektir. Yani oraya yabancı madde takmayı istemiyoruz. Bu hastada %20 damar tıkanıklığı varsa bunun artmamasını sağlaması yeterli. Beslenme, spor. Öyle değil mi? Hı hı. Tabii bunu muayene eden hekim işte kolesterol seviyesidir, tiroid durumudur, kilosudur, diyabeti var mı yok mudur? Aspirini ya da işte dediğimiz kan cıvıtıcı ilacı ona göre ayarlar. Mesela ben bu tür hastalara haftada 1-2 verdiğim de var. Hiç vermediğim de var. Her gün verdiğim de var. Ama bu her hastaya göre değişir. Hocam COVID sürecinde de çok bağımsız olarak kullanın dediler. Birçoğu da kullandı. Evet aslında çok mantıklı geldi. Çünkü Covid'den sonra biliyorsunuz pıhtılaşma çok arttı. Hı hı. O dönemde zaten biz rutin olarak Covid teşhisi koyduğumuz her hastaya Korasprin başlıyorduk. Ve çok da faydasını gördük. Ama hiçbir ilacı gereksiz yere kullanmamak gerekiyor. Değil mi? Hiçbir yani masum değil yani. 40 yaşından sonra ya ben kalbimi koruyayım bir aspirin yutayım. O çok uzun süre kullanırsan senin midene zarar veriyor. Pıhtılaşmayı durdurduğu için kanın aktığı zaman durmuyor. Burnun kanıyor. Yani bir sürü yan etkisi olabilir. Yani gerekliyse, her ilaç gerekliyse kullanmak gerekiyor. Evet. Değerli seyircilerimize Doktor Musa Bulut diye Instagram'da mutlaka hocamızın sayfasında da bakın. Gerçekten çok ilginç ve çok güzel bilgiler var. Mutlaka bakın. İşte vaktimiz inşallah sık sık ağırlarız da hocam. Her atmış olduğunuz postu böyle uzun uzun konuşmuş oluruz. Şimdi hocam önümdeki konu başlıkları tansiyon. Yüksek tansiyon özellikle evet. Ödem. Bunları konuşalım istiyorum ama artık bunları da çünkü tansiyon dediğimiz benim direkt aklıma beslenme geliyor. Zaten ödem de beslenme geliyor. Buradan beslenmeye de geçelim. Zaten özellikle artık 50 yaşını geçmiş Türk insanının çoğunda tansiyon, kalp, şeker üçlemesi oluyor. Maalesef hocam. Neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi hocam bütüncül tıpla da alakalı olarak yani tansiyonu ne oluşturuyor? Evet. Ne yapılması gerekiyor? Şimdi tansiyon dediğimiz olay nedir? Önce ondan bahsedeyim. Kalbin basınçlı çalışması. Yani bunu kalp olarak değerlendireyim. Bir pompa değil mi? Evet. Kanı nereye pompalayacak? Ana damar aorta değil mi? Hı hı. Pompalıyoruz. Bu tansiyonu olmayan normal kalp efendi efendi çalışıyor değil mi? Peki tansiyon olunca nasıl çalışır biliyor musunuz? Anladınız mı? Hı hı. Basınçlı olarak, tazikli olarak kalp kanı aorta atıyor. Oradan nereye gidiyor? Beynimize, bacağımıza, kolumuza, böbreğimize. Ya zaten hocam öyle bir anlattınız ki yani beyin felci geçirmemek evet. Mümkün değilmiş. Geçirmeyenler çok şanslılarmış yani. Şimdi şöyle işte bu damara kanı pompaladık yüksek basınçla. Bu yüksek basınçlı kan sürekli beyni dövecek. Bir yerde çatlatacak. Beyin kanaması geçirecek yani. Sürekli böbreği dövecek. Böbrek yetmezliği gerçekleşecek. Sürekli kalbi dövecek. Bu yüksek basınç değil mi? Bundan evet. Kurtulmamız gerekiyor. Kalbin efendi efendi çalışıp, yani siz şöyle düşünün, hortumu tazikli tuttuğunuz zaman ne varsa alıp götürüyor değil mi? Evet. Ama işte damarın içinde bir şey varsa onu alıp fırlatıyor. Ve bu felç geçirmemize neden oluyor, kalp krizi geçirmemize neden oluyor, böbrek yetmezliği geçirmemize neden oluyor ve hipertansiyon Türk toplumunda dünyada en büyük problem. Neden tansiyon çıkar? Değil mi? Tabii ki beslenme. Yani burada kilo, sedanter yaşam, aslında kalple aynı şeylerden bahsedeceğiz.
Burada sadece tuz tüketiminden bahsetmek gerekiyor. Ben hiçbir hastaya sıfır tuz önermiyorum. Ya bana göre sıfır tuz biraz da Canan Karatay'ın öğrencisi olmaktan herhalde. Hocam tam da onu soracaktım. Canan Hoca en son dedi hocamız da biraz. Canan Hoca en son dedi ki tuz dedi yiyin bol bol. Hayır. Ama doğal şey kaya tuzu dedi. Şekerden uzak durun. Tansiyon asla dedi tuzla ilişkili değildir. O söyledi. Şimdi kanıtlar böyle demiyor. Yani ben de tabii ki tuzun faydalı işte sodyum, potasyum bunlar önemli. Ama tuzu istediğiniz kadar tüketin doğru değil. Canan Hoca da orada söylemek istediği bu değil. Yani bir kalp yetmezliği hastasına bol tuzlu yiyin diyemezsiniz. O sağlıklı insanlardan bahsediyor bence. Ya hocam her şeyin zaten miktarı önemli ya. Evet. Ya abartma. Yani ben sıfır tuz vermiyorum. Düşük tuzlu öneriyorum ve kaya tuzu rafine olmamış bakın. İçinde ağırtıcı, beyazlatıcı kullanılmamış. Bu çok önemli. Kaya tuzu öneriyorum. Ve potasyum oranı yüksek tuzu öneriyorum bakın. Potasyum tansiyon açısından koruyucudur. Kalp açısından koruyucudur. Sodyum oranı düşük, potasyum oranı yüksek tuzlar bulun. O zaman çok zararlı olmaz. Sodada da bu böyledir. Hani maden suyu içiyoruz ya. Orada da yüksek magnezyumlu, potasyumlu sodalar tercih edin. Hocam peki bir şey soracağım. Siz mesela kullandığınız tuzu nereden tedarik ediyorsunuz? Yani hakikaten merak ettim yani. Marketten aldığımız bütün tuzlar işlenmiş midir? Üzerinde yazmak zorunda zaten. Rafine olmayacak. Rafine tuz buna kullanmayacaksınız. Buna dikkat edeceğiz. Şöyle ben Tunceli Pülümür'de bir dağdan gelen tuz kullanıyorum. Her i̇şte sene. Aynısını Oktay Hoca da demişti de. Her sene alıyorum oradan. Çankırı, bu biterse Çankırı kaya tuzu alıyorum. Şu anda bizim devletin marketleri olduğu için söylememe gerek yok. Yani saklamama gerek yok. Hocam reklama girmeyenler. işte devletin marketleri diyelim. Orada zaten kaya tuzu satılıyor. Ve iyotlu olanı bile var biliyorsunuz iyot faydalı. Yani kaya tuzundaki tek sakıcı iyot eklenmemiş olmasıydı. Artık iyotlu kaya tuzları da bulabiliyoruz. Orada dikkat edeceğimiz nokta işlenmemiş olması. Rafine edilmemiş, ağırtıcı kullanılmamış. Yani demek ki beyaz olmasa tamamdır. Evet, daha iyi. Tabii zaten olmuş oluyor. Evet. Hocam şimdi hakikaten topluma bakıyoruz da özellikle belirli bir yaşın üstünde tansiyon hastası olmayan kişi neredeyse yok. O zaman son olarak bunlara ne diyeceğiz? Sizin alanda evet dediniz ki benim için yani tuzu ben kesinlikle sıfırlamıyorum. Evet. Tuzla ilgili daha böyle bizim bildiğimiz beslenme üzerine yanlışlardan şimdi biraz bahsedelim tansiyonda. Öncelikle her şeyde söylediğim gibi tansiyonun nedeni bulmamız gerekiyor. Yani o hastadaki tansiyon nedeni başka bir şey, bu hastadaki tansiyon nedeni başka bir şey olabilir. Öyle değil mi? Önce dedektif gibi sorguluyoruz. Mesela kilo, horlama mı yapmış? Burunda eğrilik bakın septal deviasyon diyoruz. Ben KBB'ye çok hasta gönderiyorum. Ritim bozukluğu ve tansiyonu tetikliyor. Burunda eğrilik. Bazen travmaya bağlı da olabiliyor. Aşırı tuz tüketimi. Beslenmedeki işte ekmek, bulgur, makarna gibi gıdaların çok tüketmek. Yeşil sebze, yapraklı gıdaları az tüketmek. Bunlar tansiyon nedeni olabilir. Tabii genetik de değil mi? Genetik de önemli. Ama bazı hastalarda da sadece böbrek damar tıkanıklığı da tansiyon yapabiliyor. Mesela böbrek damarını açtığımız zaman ilaçlarını kesiyoruz. Tamamen tansiyondan kurtuluyor. Mesela tiroid tansiyon yapabiliyor. Fazla çalışması çarpıntı ve tansiyon yapabiliyor. O zaman ne diyeceğiz? Doktor tansiyon nedeni bulmalı ve ortadan kaldırabiliyorsa bunu düzeltmeli. Ortadan kaldıramayacak bir problem sadece genetik bir faktör varsa verebileceği en düşük dozda ilaçla tedavi etmeli. Aslında nedeni bulup ortadan kaldırıp tansiyon ilacını kesmek benim stratejim. Beslenmede ne tansiyon düşürür? Hangi besinler mesela tansiyonu faydalı değil mi? Kırmızı pancarı tek geçerim. Ama nasıl yiyelim? Rendeleyerek, salataya katarak tüketelim. Çok faydalı. Nar. Bakın kırmızı, mor renkli gıdalar kalp dostudur, tansiyon dostudur. O zaman narı ve kırmızı pancarı tüketelim. Bitkilerden hibiskus. Duydunuz mu bilmiyorum. Hibiskus çayı vardır yaprak şeklinde.
hastalarıma bunu öneriyorum. Sarımsak, limon zaten herkesin bildiği. Yani sabah kalkarken yarım limon sıkıp suya için, öyle başlayın diyorum. Onun dışında nefes egzersizi. Bakın unuttuk. Yani vagus nefesi diyoruz. Diyaframı hareket ettirerek burundan aldığımız nefes tansiyonu düşürmekte çok faydası oluyor. Şimdi şöyle bir araştırma yapılmış. Ağızdan nefes aldığınız zaman nitrik oksit denilen bir madde salgılanmıyor. Nitrik oksit damar dostu, damarı genişletiyor. Damar genişlediği zaman tansiyon için çok faydalı oluyor. O zaman burundan nefes almamız lazım. Ben biraz önce dedim ya, burunda eğrilik, burundan nefes alamadığından tansiyon çıkıyor ya. Uh-huh. O hasta nitrik oksidi alamıyor. Hmm. Ha, burundan derin nefes alıp karnımızı şişirerek sabah 10, akşam 10 defa yaptığımız bir nefes egzersizi vagus sindirini çalışıp ta beyne sakinleş, dinginleş, önemli bir şeyin yok, rahat ol. Hem stres yönetimi, hem çarpıntı, hem tansiyonda bu egzersizi öneriyorum. İnternetten bakabilirler. Diyafram nefesi, hı hı, vagus nefesi, ben Instagram sayfamda da okuyabilirler. Evet. Hocam zaten sizin Instagram sayfanızı mutlaka incelesinler. Hocam teyit ettirmek istiyorum. Özellikle yüksek tansiyon hastalarına sabahleyin kalktıkları zaman aç karna limonlu su içsinler dediniz. Doğru mu? Yalnız mide, peptik ülser, gastrit olanlar için sakıncalı olabilir. Bunu belirteyim. Yoksa çok faydası var. Evet. Değerli hocam, şöyle bir sorumla da devam edeyim. Bakalım seyircimiz nereden yazmış. Ben de gün içinde herhangi bir sıkıntı olmadığı halde akşam veya günün herhangi bir saati dinlenmeye geçince sürekli ekstra sistoller yaşıyorum. Bu çok sık olmaya başladı. 7 kardiyolog gezdim. Aort açık, karıncık, kulakçık, kapaklar normal. Hocam ne der bu konuda? Bu arada tip 2 diyabet var, tütün kullanımı var. Tansiyon en yüksek 14'e 9 ölçüyorum. Evet, aslında bayan hastaydı değil mi? Erkek hasta. Erkek hocam. Mi? Sanırım 47 yaşlarında. Tamam. 14-9 sınırda bir tansiyon değeri. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hastada aslında gündüz de tekleme var. Ama gün içindeki kargaşa, kafa dağıtıyor, iş yapıyor, kendini dinleyemiyor. Gece yattığımız zaman, dinlendiğimiz zaman kendimizi dinliyoruz ve onu aslında fark ediyoruz sadece. Sadece akşam olmuyor. Ama yemekten sonra kalbin iş yükü arttığı için, hani mideye, bağırsaklar, her tarafa kan yetiştirmesi gerekir ya, orada artabilir. Bu hasta bir kere sigara içiyorsa nikotin sadece çarpıntı, ritim bozukluğunu tetikleyen bir zaten madde. Duman yutuyorsun, oksijensiz kalıyor vücudun. O da bir çarpıntıyı tetikleyecek bir madde. Çay, kahve tüketimi fazla olabilir eve istirahate geçtikten sonra. Bunlar çarpıntıyı tetikleyebilir. Ama bu hastada da mutlaka bir neden olmalı. Ve bu olay nedeni bulunduktan sonra çözülmeli. Evet. Sizin felsefe çok güzel. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Herkesin tedavisi kişiye özel olmalı. Bütüncül tıp bunu söylüyor. Ya yani mesela sizde kalp hastalığı var ve tiroid var. Sizinle beraber 3 tane tiroid hastasının tedavisi aynı, değil mi modern tıpta? Aslında bütüncül tıpta böyle bir şey yok. Herkesin tedavisi kişiye özeldir. Hani Hipokrat milattan önce ne demiş biliyor musunuz? Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Yani hasta ön planda olmalı ve kişiye özel tedavi yapılmalı. Hocam ya çok az bir vaktimiz kaldı ve ben buna gerçekten üzüldüm. Şimdi önümde ödem de var. Birçok insanın muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Ve ben tiroidi de birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü tiroid kadınlar arasında da çok yaygın. Yine oradan beslenme üzerine. Ödem ve tiroidi şöyle 3-4 dakikaya sıkıştıralım hocam. Tamam. Yani bayanlarda inanın %30-40 çok yüksek oran ve ortada tiroid problemi olduğunu bilmeden gezen bir sürü hasta var. Evet. Sadece laboratuvar tahlillerine bakılarak tiroid vardır ve yoktur denmez. Şimdi biz doktor olarak rakamları mı tedavi edelim, hastayı mı tedavi edelim? Aslında doktorluk değil, biz bir hekimiz. Muayene etmemiz lazım, dinlememiz lazım. Ben
tiroidinde bir problem yok denilen bir sürü hastada tiroid problemi buldum. Tiroid fazla çalışması, az çalışması. Fazla çalışması hipertiroidi, az çalışması hipotiroidi. Öyle değil mi? Hı hı. Fazla çalıştığı zaman ne olur? Çarpıntın olur, sinirli olursun, agresif olursun, sıcak basar, terlersin. Değil mi? Hı hı. Çarpıntın olur, göğüs ağrın olur, tansiyon yükselir. Peki az çalışırsa ne olur? Hantallaşırsın, metabolizman yavaşlar, saçın dökülür, bağırsakların hareketsiz kalır, kabız olursun, kilo veremezsin. Bazı hastalarda ikisi birden oluyor. Geçiş sırası. Yani bazen hipertiroidi, bazen hipotiroidi olabiliyor. Şimdi bayanlardaki en büyük sıkıntı şu. Stres. Yani tiroidi en fazla tetikleyen şey stres, sıkıntı. Şimdi erkekler bir şekilde dışarı çıkıyorlar, geziyorlar, arkadaşlarla okey oynuyorlar, muhabbet ediyorlar falan. Bir şekilde kafa dağıtabiliyorlar. Ama bayanların çoğu işte, mesela çalışan bayanlar daha şanslı bu konuda. Ama ev hanımı olanlarda tiroid problemleri inanılmaz seviyelerde. Ve kendini değersiz hissetme duygusu tiroid problemi yapıyor. Kendini değerli hissetmeli ve kendini hep başkasına adamamalı aslında. Kendine bir birey olduğunu farkında olmalı. Kendine bir, yani bu her şey olabilir. Kariyer hedefi koymalı ve kendini önemsemeli. Üçüncü sırada beslenmeyi alalım. Beslenme de gluten. Gluten tiroid düşmanıdır. Yani gluten nedir? Ekmek, bulgur, makarna, yani buğday. E şimdi biliyorsunuz şu anda ki yediğimiz buğday bizim ata tohumumuz da değil zaten. Melez, gedoğlu, işte genetiği değiştirilmiş cüce buğday, ne derseniz. Ve gluten oranı yüksek ve bağırsaklar bunu öğütemiyor. Guatr'ın nedenlerinden en büyük neden gluten. Egzersiz yapmamak, uyku ve toksik insanlar. Son cümlem bu olsun isterseniz. Şimdi gerçekten arkadaşın, stres atacağın, sana konuştuğun zaman enerji vereceğin arkadaşlarınla beraber olmalısın. Ve sürekli sana laf sokan, sürekli seni üzen, hani bunlara toksik insan diyorum, onlardan uzak durmak gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bilgiler çok çok değerliydi. Seyircilerimiz için tekrar söylüyorum. Doktor Musa Bulut Instagram adresinden mutlaka hocamıza bir bakın. Sayfasını takip edin. Gerçekten çok değerli bilgiler var ve şaşıracağınız çok bilgiler var. Değerli çok hocam, Cemile Hanım ayarlasın. Haftada bir sizi konuk alalım. Hakikaten konuşacağımız çok şey var. Çok teşekkür ederim. Son eklemek istediğiniz bir söz var mı seyircilerimize? Evet. Yani seyircilerimize şunu söylüyorum. En önemli tedavi, en iyi tedavi besindir. Ağzınızdan giren her lokmayı bilerek organik, doğal seçmeye çalışın. Zaten hasta olmayacaksınız. Evet, teşekkür ederim değerli hocam. Değerli seyircilerimiz, kendinize çok çok iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.